Merhabalar. İyi olduğunuzu umuyor, iyi dileklerimi gönderiyorum. Bazı Mutamyan'ın kadim haklarından olan Kürtler binlerce yıldır Zaruslardan Toroslara kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşıyorlar. Sümerlerden iktidarı devralan Akkadlar ve onlardan devralan Guptilerin Kürtlerin atası olduğu söylenir. Böyle eski bir geçmişleri var. 16. yüzyılda yaşamış ünlü Kürt tarihçisi Şeref Han, Kürdistan'ın sınırlarını tarif ederken doğuda Kirmanşah ve Loristan, batıda Antep ve Maraş, kuzeyde Erzurum, güneyde Musul, Kürdistan'ın serhat şehirleridir der. Kürdistan coğrafyasını böyle betimler. Kürdistan, sahip olduğu zengin su kaynakları, tarıma elverişli verimli toprakları, ovalarıyla, aşılmaz dağlarıyla, Mezopotamya coğrafyasında stratejik öneme sahip bir ülkedir. İnsanlığın yerleşik hayata geçtiği bir yerdir. Göbekli Tepe'de 12 bin yıl öncesine kadar uzanan bir takım tarihsel arkeolojik kalıntılar burada insanlığın yerleşik hayata geçtiğine dair ciddi kanıtlar sürüyor. Ama onların öncesi de Zagros Dağları'nda 50-60 bin yıl öncesine yaşamış insanlığın atası sayılan canlılara ait kemikler bulundu. Böylesine kadim bir ülke, böylesine geçmişi derin olan, insanlığın ve uygarlığın beşiği sayılan bir coğrafya Kürdistan. Kürtler bu coğrafyada 4-5 bin yıldır yaşıyorlar. Kürtlerin kadim inancı Zerdüştülükten kaynadığını alan Ezidiliktir. Halife Ömer de döneminde Arap istilalarıyla, Arapların fetih seferleriyle, kılıç zoruyla Müslüman yapıldılar. Bu nedenle büyük çoğunluğu Sünni Müslümandır. Önemli bir kesimi de Alevidir. Alevi inancına sadıktır. Sünni Müslümanların, Alevilerin dışında Ezidiler, Zerdüştü Kürtler, Ehli Hak dediğimiz yine İran'da yaşayan Alevi Kürtler vardır. Çeşitli inanca sahip Kürtler Kürdistan coğrafyasında yaşıyorlar. Kürdistan'ın tamamı Şafii ya da Sünni Müslümanlardan oluşmuyor. Kürdistan'ın sahip olduğu güçlü dinamiklerinden birisi de dilidir, Kürtçedir. Kırmancı, Sorani, Kelhuri, Dimilki gibi güçlü lehçeleri var. Ve bu lehçelerde yaratılmış güçlü bir edebiyat var. Ali Hariri, Meleği Cizri, Ahmedi Kani, Fethi Teyran gibi, Babatarya, Tahir Uryani gibi. Kürtlerin ayrıca tarih içerisinde kurdukları bir takım devletler de var. Medler, Şeddadiler, Hasnaviler, Eyyubiler gibi. Kürdistan böylesine zengin bir ülke, Kürtler böylesine güçlü, görkemli bir tarihe sahip bir ulus. Kürdistan sahip olduğu stratejik önemi sebebiyle birçok kez istilalara, işgallere, talanlara maruz kalmış. Doğudan gelenler Kürdistan'ı işgal etmiş, batıdan gelenler işgal etmiş, İskender gelmiş, Moğollar gelmiş, gelen vurmuş, geçen vurmuş. Ama Kürtler her şeye rağmen hayatta kalmayı becermişler. Direnerek yaşamışlar. Zengin bir edebiyat, sözlü bir edebiyat da üretmişler. Kürtlerin, Kürtçenin, Kürdistan'ın anlamlı, önemli ve görkemli bir tarihi var. Sömürgeci ülkeler bugün bu tarihi çarpıtarak Kürtleri köksüz, Kürtleri yurtsuz, ülkesiz, devletsiz, dilsiz, edebiyatsız gibi göstermeye çalışıyorlar ama tarih bize başka bir şey söylüyor. Geçmişe baktığımız zaman Kürtleri bugüne taşıyan önemli dinamiklerin Kürtler tarafından üretildiğini görüyoruz ve biliyoruz. Kürtlerin ve Kürdistan'ın tarihinde önemli üç dönüm noktası da var değerli arkadaşlar. Bunlardan birincisi Osmanlı ile İranlılar arasındaki 1514 yılında yaşanan Çaldıran Savaşı'dır. Çaldıran Savaşı Kürdistan açısından bir dönüm noktasıdır. Sünni Kürtler burada İdrisli Bitlisi'nin önderliğinde Osmanlı ile birlikte saf tuttular.
Alevi Kürtler Şah İsmail'den yanaydı ve Yavuz Sultan Selim Alevi Kürtleri kılıçtan geçirdi. 40 bine yakın Alevi Kürt'ü katledildi. Ama bu savaşta yer aldıkları için Sünni Kürtlere de Osmanlı geniş bir özellik verdi. Kürt mirleri İdris Bitlis'in liderliğinde birleşmiş, Osmanlı sarayına biat etmiş ve savaşta yardım etmişlerdi. Osmanlı bunun karşılığında Kürtlere Kürdistan'da geniş bir özellik verdi. Kürtler Kürdistan'ın yönetiminden sorumlulardı. Padişah istediği zaman, asker istediği zaman vergi veriyorlardı sadece. Onun dışındaki günlük hayatın en ince ayrıntısına kadar her şeyi Kürt milleri, Kürt beyleri düzenliyordu. Kürtlerin ve Kürdistan'ın tarihindeki ikinci dönüm noktası ise 1800 yıllarda 2. Mahmut döneminde başladı. Osmanlı artık gerileyen bir imparatorluktu. 2. Mahmut bir takım reformlarla Osmanlı'yı ayakta tutmaya çalışıyordu ve II. Mahmud'un yaptığı ilk işlerden biri de Kürdistan'daki Kürt mirlerinin egemenliğine son vermek, Kürdistan'ı merkezileştirerek Osmanlı'ya daha sıkı bağlamaktı. Çünkü Osmanlı batıda toprak kaybediyordu, gittikçe geriliyordu. Doğuda ayakta kalmanın yolunu da Kürt mirlerinin sahip olduğu özelliğe son vermekte buluyordu. İşte Kürt sorunu dediğimiz sorun da tam o dönemlerde başladı. Kürt mülkleri, Kürt eyaletleri, Kürt liderleri Osmanlı'nın bu merkezileştirme politikasına karşı isyan ettiler. 1806 yılında Baban isyanıyla başlayan bir isyanlar dizisi devam etti. Baban isyanını, Revandoz isyanı, onu Bedirhan Bey isyanı izledi. Osmanlı'yla çatıştılar. Kürtler kendi özelliklerinden, kendi ülkelerini, kendileri yönetme kararından ve iradesinden vazgeçmediler, direndiler, çatıştılar. Ne yazık ki Kürtlerin kendi içindeki sorunlar, aile içindeki çatışmalar, Kürt milleri içerisindeki çıkar çelişkileri Osmanlı'nın Kürtlere karşı her defasında zafer sağlamasına yol açtı. Osmanlı tam kaybediyorken bir Kürt ailesinden, bir Kürt beyliğinden Osmanlı ile anlaşan, kendi amcasını, kendi liderini arkadan hançerleyen Kürtler tarih sahnesine çıktılar. Bunların ihaneti sebebiyle Osmanlı, Kürdistan'ı işgal etmeyi, merkezileştirmeyi, Kürt egemenliklerini, birliklerini ortadan kaldırmayı başardı. Ancak Kürtlerin tarihindeki en önemli kırılma noktası Birinci Paylaşım Savaşı'ndan sonra yaşandı. Osmanlı artık çöküyor, tarih sahnesinden çekiliyordu. Bölgede yeni güçler, yeni dinamikler vardı ve bölge yeniden dizayn ediliyordu. İngilizler 1917 yılında Fransızlarla yaptıkları anlaşmanın sonucunda bölgeyi işgal ettiler. Mezopotamya İdaresi adı altında bir idare oluşturdular. O dönemlere kadar Irak diye, Suriye diye bir devlet yoktu. Türkiye diye bir cumhuriyeti de yoktu. Osmanlı çöküyordu. Osmanlı'nın daha önce işgal ettiği topraklarda bir takım eyaletler, beylikler, millikler vardı ve İngilizler buralara gelip yerleştikten sonra kendilerine, kendi çıkarlarına uygun yönetimler oluşturdular. İngilizler ilk önce 1917 yılında Mezopotamya İdaresi diye bir idare oluşturdular ve Bağdat ile Basra'yı buraya bağladılar. Güney Kürdistan henüz bu Mezopotamya İdaresi altında değildi. Doğu Akdeniz'i Fransızlara verdiler İngilizler ve Doğu Akdeniz'de Şam'la Adana arasına da Fransızlar yerleşti. Osmanlı çöküyordu, Osmanlı yenilmişti ve tarih sahnesinden çekiliyordu. İngilizler ve Fransızlar Orta Doğu'yu kendi çıkarları temelinde yeniden dizayn ediyorlardı. Osmanlı'yı savaşa sürükleyen terakkide yenilmiş, kaybetmiş, tarih sahnesinden silinmişti. Ermeni soykırımı gibi de ağır bir suç işleyerek tarihin çöplüğüne gitmişti. Onların ardıları Kemalistler, yeni bir cumhuriyet kurmak için, Osmanlı'nın enkazından bir ulus devlet çıkarmak için harekete geçmişlerdi. Rusya'da bir devrim olmuş, Lenin iktidara gelmişti. Rusya, Çar İmparatorluğuna son vermiş, sosyalist bir devrim geçmişti. Yeni dengeler oluşuyordu ve bu yeni dengelerde bir takım çıkar pazarlıkları yapılıyordu. Kürtlerin kaderi
Bu dengelerde belirlenecekti ve bir felaket ve neticelendi. İngilizler, Sovyetler Birliği'nin sıcak denizlere, Akdeniz'e inmesini engellemek ve Türkiye'ye sosyalizme karşı, komünizme karşı bir tampon ülke misyonu vermek için diplomatik çalışmalar yürüttüler. Kemalistler kendilerinin tanınması konusunda İngilizlerin deyim yerinde ise her dediğini evet dediler. Lozan'a giden süreç böyle başladı. 24 Temmuz 1923'te Lozan'da bir araya geldiklerinde ondan önceki yıllarda yapılan bütün anlaşmalar zaten sağlanmıştı. Kürdistan parçalanmıştı. Kürdistan'ın büyük bir bölümü Kuzey Kürdistan yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakılıyordu. İngilizler petrol zengini Güney Kürdistan'ı kendilerine alıyorlardı. Irak manda yönetimine bağlayacaklardı. Irak zaten 1921 yılında kuruldu. Manda yönetimine, Bağdat ve Basra manda yönetimine Güney Kürdistan daha sonra eklendi. Kürtler buna da çok itiraz ettiler, direndiler ama yenildiler. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri bütün Kürtleri bombardımana tabi tuttu. İngiliz orduları Kürtlerin özgürlük ve bağımsızlık taleplerini kanla bastırdı. Kemalistler de Kürtlere ihanet ettiler. İngilizlerle anlaştıktan sonra Kürtleri ortada bıraktılar. Bugün Rojava dediğimiz Kürdistan'ın batı yakası, Kuzeybatı Kürdistan, Fransızlar egemenliğinde kaldı ve orada da bir manda yönetimi kuruldu. Ankara Anlaşması yapıldı Türklerle Fransızlar arasında. Bir dönem Kürdistan'ın bir parçası olan Kuzey Kürdistan'ın toprak bütünlüğünün devamı olan, Urfa'nın, Mardin'in uzantısı olan, işte Kamışlı, Kobani, Serikani, Giresipi, Afrin ki Antep'in bir parçasıydı, Fransız mandasına bırakıldı. Kürdistan zaten 1514'te başlayan sürecin arkasından Osmanlılar ve İranlılar tarafından 1639 Kasisi'nin anlaşmasıyla ikiye bölünmüştü. Bundan 98 yıl önce Lozan'da bu sefer dörde bölündü. Büyük Kürdistan üç parçaya ayrıldı. Güney Kürdistan İngiliz manda yönetimine, Güneybatı Kürdistan Fransız manda yönetimine, Kuzey Kürdistan da Türk yönetimine bırakıldı. Sadece Kürtler Kürdistan bölünüp parçalanmakla da kalınmadı. Buralarda emperyalizm kendine bağımlı, işbirlikçi yönetimler kurdu ve bu yönetimler Kürtlerin ulusal demokratik bütün haklarına karşı sert, acımasız bir siyaset yürüttüler. Osmanlı çözülüş sürecinde Kürtlerle ortak bir gelecek kurmak için yola çıktığını söyleyen Mustafa Kemal, Cumhuriyeti kurar kurmaz, kendini İngilizlerin yönetiminde sağlama alır almaz, Kürtleri inkar etti ve Kürtlere karşı bir imha siyaseti izledi. Suriye manda yönetimi, Irak manda yönetimi de öyle. Kürtlerin temel haklarını inkar ettiler. Kürdistan'ı paramparça ettiler. Ve uluslararası sistem 100 yıl Kürdistan'ın bütün değerlerinin talan edildiği bir statüko üretti. Kürtler de 100 yıl boyunca direndiler. Güneyde, güneybatıda, kuzeyde, doğuda. Kendi halkları için mücadele ettiler ve çok ağır bedeller ödediler. Emperyalar yaşadılar. Dersim, Zilan, Halepçe bir sürü katliamlardan geçirdiler ama özgürlük taleplerinden de vazgeçmediler. Bugün Lozan Anlaşması'nın 98. yıl dönümü. 2 yıl sonra Lozan 100 yaşına giriyor. Ve Kürtler 100 yıldır direniyor. Lozan Anlaşması, Kürdistan'ın parçalanması ve Kürtlerin birbirinden koparılması açısından Kürtlerin başına gelmiş en büyük felakettir. Anlaşmanın muhatapları İngilizlerdir, Fransızlardır, yeni kurulan Türk Cumhuriyeti'dir, İtalya'dır, Romanya'dır, Japonya ve Yugoslavya'dır. Kaderin cilvesine bakıyor musunuz? Yugoslavlar,
Romanyalılar, İtalyanlar, Japonlar Kürtlerin kaderini çizdi. Ve Kürtler bu lanetli kaderi 100 yıldır yaşıyorlar. Şimdi Lozan'ı yeniden tartışmaya açıyor bazı ülkeler. Lozan'la ilgili yeni tartışmalar var. Kürtler aslında Lozan'ı aştılar. Kürtler Lozan'la Kürdistan arasında çizilen sınırları hiçbir zaman kabul etmediler ve buna karşı direndiler. 100 yıl önceki statüko çöktü. Orta Doğu'da yeni bir düzen, yeni bir statüko üretilecek. İşte asıl soru bu. Bundan 100 yıl önce Kürtleri karanlığa mahkum eden uluslararası sistem yeni dönemde Kürtlere ne yapacak? Hepsinden önemlisi Kürtler ne yapacak? Kürtler 100 yıl önce yine bölünmüş, parçalanmışlardı. Mesela 1924 referandumunda Kerkük ve Süleymaniye Kürtleri İngilizlere karşı, Musul ve Erbil Kürtleri İngilizler yanlısı bir tutum aldılar. Kuzeyde Kürtler parça parça bölük pörçük isyan ettiler. Birbirlerini kabul etmedikleri için birlikte güçlü bir isyan da üretemediler. Kürtler geçmişte önemli bir tarihi fırsatı kaçırdılar. Ve 100 yıl sonra yeni bir fırsat ödedikleri bedeller sayesinde önlerinde belirmiş. Ancak yine aynı böyle tarihsel bölünmüşlük, parçalanmışlık durumu Kürtlerin bu yeni fırsatları da kaçırmalarına yol açabilir. Kürtlerin bir yüzyıl daha karanlıkta kalmalarına sebep olabilir. Dolayısıyla Lozan'ın bu yıl dönümünde bir kez daha oturup düşünmek lazım. Kürtlerin yeni bir strateji üretmeleri lazım. Birlikte bölgenin yeniden düzenleneceği bu süreçte özgürlüklerine el ele, omuz omuza vererek sahip çıkmaları lazım. Gerisi vebaldir. Gerisi Kürtlerin bir yüzyılı daha karanlıkta geçirmesine yol açabilecek yeni bir felaket anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Lozan'ı unutmadan geleceğe hazırlanmak ve bugün yapılması gerekenleri çok da gecikmeden yapmak Kürtlerin deyim yerindeyse boynunun borcudur.